Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürüyor ama aynı zamanda Fenerbahçe'de başka heyecanlar da sürüyor. Bu arada Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ilk maçta mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Bütün bu tartışmaların eşiğinde Sterling sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Jose Mourinho'ya baktığın zaman Fenerbahçe teknik direktör olması sadece ülkemizde değil dünyada yankı uyandırdı. Heung-Min Son isminin Fenerbahçe ile anılması bile sosyal medyanın konuşacağı bir konu oldu. Lewandowski hakeza sürekli Fenerbahçe gündemi oluşmuş oldu. Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım tartışması yani iyice ortalık karışık. Bu arada Aziz Yıldırım'ın mevzular açık mikrofona gitmeden önce bazı şeyi var. Konuşması var. Özette yer alan, daha doğrusu fragmanda yer alan. Bilmiyorum, tamamını ben izlemedim henüz de siz izlemiş olursanız sizler de yazarsınız. Mesela it dersinden post Galatasaray'dan dost olmaz diyor. Onun dışında hani Alex sahada bir numaraydı ama saha dışında şey değilim diyor. Yani Alex de saha içinde lens takıyordum, saha dışında gözlük takıyordum diyor. Demek ki gözlük takanlar da nasıl ya? Seçim geçsin konuşuruz diyor bazı şeyleri. Hani Ali Koç kazananın elini havaya kaldıracağız şöyle böyle falan diyor ama seçimi biz kazanacağız diyor. Şu cümleye çok takıldım. Herkes başkan olabilir ama herkes lider olamaz diyor. Aslında yani beni yanlış anlamayın. Ali Koç'u istemeyenlerin, Ali Koç seçilmesin diyenlerin en büyük dayanağı burası. Bu cümle. Herkes lider olabilir. Hani herkes başkan olabilir ama herkes lider olamaz. Hakikaten öyle. Şimdi baktığınız zaman saha içinde mükemmel bir Fenerbahçe. 99 gol, 99 puan falan filan. Fenerbahçe bir şekilde ite kaka buraya gelmiş. Hani hakkı yenilmiş, şu olmuş, önü kesilmeye çalışılmış. Mesela Fenerbahçe, hocam bu kadar Fenerbahçe'nin hakkını yenildiğine bize birkaç tane örnek ver. Pendik sahası. Saha zemini kötü, stadyum kötü, ışıklandırmada sıkıntı var. Oynamayalım. Orada oynadık. Freddy ve Bekao'yu kaybettik. Bekao uzun süre sakatlandı mesela. Ankara Gücü zemininde oynamayalım dedik. Bir şekilde oynadık, bir şekilde kazandık ama yine orada sakat verdik. Çaykur Rize deplasmanı. Yani o kadar suyun içinde, o kadar yağmurun içinde o maçı bize oynattılar. Ha, kazandık, sakat da vermedik ama hani en basit örneği. Trabzonspor maçı. Tamam, kazanmasına kazandık ama sahaya o ilk meşale atıldığında düt 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 maç bitti 2-0. Hadi geçin içeri. Denseydi ne maç sonu olaylar olurdu, ne Osterwold'de o sahayı konuşulurdu, ne bilmem Fenerbahçe şöyle ne böyle falan filan olurdu. Bak, eğer bunlar bu şekilde olsaydı, Kayseri Spor maçı mesela ilk devredeki Fred, İspanyolca küfür etti diye kırmızı kart veren hakem, çok değil 12 hafta sonra Galatasaraylı futbolcular tarafından ecdadına küfür edildi. Yani nokta nokta off dedi, kameraların önünde 3-4 kez söyledi, ona rağmen kırmızı veremedi. Öbürü küfür etti, ona rağmen kırmızı veremedi. Düşünün yani. Ondan sonra zaten bir Galatasaray maçımız var. Artık dünya dedi ki tamam oğlum sizin hakkınız yeniliyormuş diye. Hani o Galatasaray maçına kadar benim Galatasaray'ı tanıdığım arkadaşlar şunu söylüyordu. Hakemler sizi kolluyor, kollamasına rağmen şampiyon olamayacaksınız. Ben de diyordum ki bak sizin maçta çıkacak ortaya. Sizin maçta bizi kollarlarsa haklısınız diyeceğim. Özür dileyeceğim. Diyeceğim ki yani sıkıntı bizdeymiş diyeceğim. Ama sizi kollarsa Galatasaray'ı bırakacak mısınız? Ya Galatasaray'ı bırakma olmaz da tamam biz de öyle diyeceğiz. Ama hakemler sizi kolluyor görün bakın orada bile hakem yardım edecek dedi. Galatasaray stadında hakem Galatasaray'ı kolladı. Fred'in orta sahadan attığı Nizami golü iptal etti. Ki yılın golü olurdu o biliyor musunuz? Herkes unutur da ben unutmam. Yılın golü olurdu o gol. Faulsüz, sıkıntısız bir tertemiz, kılçıksız topu alıp Muslera'nın önde olduğu pozisyonda cumburlop müthiş bir goldü. Ve 10 kişi bırakıldık. Faul bile olmayan pozisyonda. Maçın başından sonuna kadar Galatasaraylı oyuncular es geçildi. Barış Alper'in yemesi gereken 3 sarı kart vardı maçta. Ben demiyorum, trio ekibi diyor. Yani düşünün. Böyle bir sezondan geçtik. Ha, Ali Koç liderlik yapamadığı için bizim böyle çok hakkımızı yediler. Ha, ama diyor Ali Koç'un da haklı olduğu konular var. Hakemler konusunda. Ama hakemlerin hepsi aynı diyor. Doğru. Rambo'ya yanak verdi. 0 kilometre geliyorum. Galatasaray'dan dost olmaz diyor. Şimdi
İsmail Kartal Suudi Arabistan teklifi. Arkadaşlar Sercan Hamzoğlu'na bunu iletmiş. Hani orayla bağlantılı bir menajer benimle iletişime geçti falan diye belirtmiş bunu. Ben şunu söylüyorum sevgili İsmail Kartal'a. Keşke, inşallah, umarım bu transferin olur. Bu transferin olunca lütfen ama lütfen şunu unutma. Bak lütfen. 1. Krunić. 2. Zayt. Bak Krunić, Zayt. Bunları Fenerbahçe'den al. Krunić diye öldün, Zayt diye öldün. Bunları Fenerbahçe'den al da Fenerbahçe'de kurtulsun. Ya oraya da giderler, nasıl para vereceksin. Ya gittiğin her yere taşı da Fenerbahçe'nin de eli rahatlasın. Mesela João Pedro geri gelecek. Al João Pedro'yu. Uygun maliyetli de iyi futbolcu falandı. Yapar mısın böyle bir iyilik? Bakacağız. PFDK'dan 14 Süper Lig kulübüne para cezası diyor. Ki Fenerbahçe'ye para cezası veremedikleri her dönem kafayı yiyorlar. Çünkü eğer Fenerbahçe'ye ceza veremezlerse çıldırıyorlar. Fıttırıyorlar hatta. Yeter ki Fenerbahçe'ye ceza verelim diyorlar. Bunun dışında Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a suç duyurusu. Acun'la ilgili de söylüyor Aziz Yıldırım. Hani beni konuşturmasın diyor. FETÖ'cüleri kaçırdı diyor. Ben uyardım onu diyor. Adnan Oktar'la ilgili 3500 sayfalık fezleke okudum. Çok şikayet var falan diyor. Bu arada Fenerbahçe Beko demişken Daniel Thies ismini Fenerbahçe transfer etmek istiyormuş. Bu Sırp basınında yer almış. Sırp basını diyorsa doğrudur. Onların çünkü basketbol duyumları genelde doğru olur. Şimdi biz dönelim futbola, transferlere. Neye dönelim? Şuna dönelim. Fenerbahçe'den Turam iddiası. Arkadaşlar Kepren Turam. Bu ismi biz Nisan ayı itibariyle bu kanalda konuştuk. Dedim ki arkadaşlar bunu bize yazacaklar. 1.92'lik orta saha arkadaşlar, Nice'nin orta sahası, hatırlıyor musunuz? Hatırlamanız lazım. Lütfen hatırlayın. Lütfen. Dedim ki birincisi bu arkadaşla ilgimiz yok. İkincisi bu arkadaşı bize koklatmazlar. Üçüncüsü de eğer transfer gelişmesi olursa zaten haber veririm dedim. Yani Haziran'ın 7'sine kadar geldik. Herhangi bir girişimimiz, herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha olsa güzel olur mu? Tabii ki güzel olur. Şimdi oyuncunun transfer marketini hiç gördünüz mü bilmiyorum. Bence görmeniz lazım oyuncunun transfer marketini. Yani 23 yaşında 35 milyon euro inanılmaz yani. Ama şunu da belirteyim, sözleşme bitimine 1 yıl kalmasına rağmen bunu bize koklatmazlar. Yani Fransa U23'e seçilmiş, A takımına seçilmemiş ama yani adamların da kadrosunu bir düşünün yani. Zamanında bedelsiz almışlar 2019 yılında Monaco'dan. Ki Monaco altyapısına şahane isimler katmıştı. O dönem hani oradan çıkan isimler şimdi bayağı sarsıcı isimlerdi. Ama dediğim gibi bilgimiz yok. İkincisi Fenerbahçe'den Endi diye resmi teklif hazırlığı. Şimdi arkadaşlar orta sahaya takviye yapmak istiyoruz. Doğru. Ve 27 yaşındaki oyuncuya da teklif yapma planımız var. 2017'de Genk'ten 17.6 milyon euroya Leicester City'ye gitti. Burada 273 maça çıkıp 17 gol 17 asistlik katkı sağladı. Şimdi Mourinho öncesinde biz bu arkadaşa bir teklifte bulunduk. İngiltere dışına çıkmak istemiyorum, yok ben annem salça yapacak da yok, salçaları nereye götüreceğim, yok turşu bidonları var, onları nasıl taşıyacağım falan diyordu. Mourinho da Mourinho olunca, Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörü olunca biraz menajeriyle falan haber göndermeler, şunlar bunlar falan, ama süreç nasıl olacak bakacağız. Şimdi sözleşmesi bitecek süper yıldızlara bence odaklanmak lazım. Çünkü elin rahat, kolun rahat. Hani imza parası, imza parasını sponsoru ödetebilirsin. Bak, şimdi Galatasaray'a biz atıp tutuyoruz şöyle böyle diye. Şurada atıp tutuyoruz. Ya arkadaş, futbolcuyu getirmişsin. Diyorsun ki sponsor var, sponsorla getirdim. Tamam, yapabilirsin. Yani yanlış anlamayın, yapabilirsin. Mesela golvar.com Endi diye sponsor oldu. Getirdi, imza attırdı. Ya reklam üstüne yapar. Ya göğsüne şuraya golvar logolu tişört giydirir. Ya da Fenerbahçe formasındaki o anlık otokot yazısını sildirip gol var yaptırır. Der ki arkadaş bakın ben getirdim, imza parasını ben verdim der. Kulübün kasasından para çıkmaz, sadece yıllığını verirsin. Haksız mıyım? Bu sezon 36 maça çıkmış. 6 gol 6 asist yapmış şampiyonşipte. Ve artık sıçrama yapma zamanı bence geldi de geçiyor. Endidi'nin de bu şeyi değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum bir an önce.
Onun dışında arkadaşlar, şimdi Mario Branco, Jose Mourinho arasında gerçekleşen bir toplantı var. Adrien Rabiot'un ismi ön plana çıktı diyor. Yanlış anlamadınız, yanlış duymadınız. Rabiot ismi. Şimdi Yıldız Arayış oyuncu kadrosuna katmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho yapılacak transferler için bir araya gelmişti. Bu toplantıda birçok Yıldız oyuncunun ismi gündeme geldi. İlk sırada Rabiot var. Listenin ilk sırasında İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Rabiot'un olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetim 29 yaşındaki Fransız orta sahanın transferi için kolları sıvadı ve menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. Bonservis ödenmeyecek. Rabiot'un Juventus'ta olan sözleşmesi sona erdi. Boşta olan oyuncu için bonservis ödenmeyecek. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2019 yılından beri Juventus'ta forma giyiyor. 6 ve 8 numara dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Geride kalan sezonda 36 maçta 5 gol 3 asist yaptı. Fransa milli takımında 43 kez forma şansı buldu. 4 kez de rakip ağları sarsmayı başardı diyor. Şimdi bakın, benim bir önerim var. Fred'i satmayacağız. İsmail Yüksek'i de satmayacağız. Ama gelin şöyle yapalım. Fred'i satalım 40 milyon euroya. İsmail Yüksek'i satalım 30 milyon euroya, 70 milyon euro. Bak önerimi iyi dinleyin. En dediği bedava çekelim. İmza ücretini sponsora kitleyelim. 16 milyon euroluk bir orta sahan var. Rabiot boşa çıkmış. Rabiot'a iyi bir imza parası teklif ettirelim. Onu da sponsor ödetelim. 35 milyon euroluk orta sahan var. Öbür arkadaşı Kepren Turan'ı onu da 20'ye alalım. Sonraki satıştan da diyelim ki %10 sizin diyelim. Yani 70 milyon euroya 2 tane oyuncumuzu satalım. Totalde 20 milyon euro kasamızdan para çıkacak şekilde bu 3 futbolcuyu alalım. Futbolculara da yıllık 4'er milyon euro falan para verelim. Rabiot'a muhtemelen 6,5 falan vermemiz lazım olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi 35, 70, 86 milyon euroluk bir orta sahan olmuş olur. Ne dersiniz? Yani İsmail Fred'den çıkıyorsun. 3 orta saha alıyorsun. Artı bir de Szymański de elinde var. Onu da hatırlatayım. 4. Mert Hakan Türk olduğu için, Türk kuralı değerli olduğu için dursun. 5. Bartu Elmaz'ın var. 6. Nasıl? Ciddi söylüyorum ya. Yani bunu bir düşünmenizi isterim arkadaşlar. Ha hocam o saçmalık. Şöyle böyle. Ya ben sadece düşünün diyorum. Ha İsmail Yüksek kıymetli bir futbolcu. Hele hele Türk kuralı böyleyken, hele hele Euro 2024 varken İsmail Yüksek çok kıymetli bir oyuncu. Bunu da hatırlatayım size. Sıradaki haberimiz João Félix yoklaması. Arkadaşlar bunu ben söyledim. Üye arkadaşlara belirttim. Yani ikinci kanalımız Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalında belirttim. Dedim ki João Félix'e sunuyoruz. Ben size şöyle anlatayım. Ali Koç ne dedi? Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak dedi. Şimdi bu sözü kurduysan yapmak, gerçekleştirmek zorundasın. Ne yapacaksın? 5 tane futbolcu mu alıyorsun? 58 tane oyuncu mu alıyorsun? O benim bileceğim iş değil. O senin bileceğin iş Sayın Ali Koç. Takımın başına hocam Mourinho var. Yıldız futbolcular konusunda önemli bir figür haline geldi. Ve João Félix için harekete geçirdi. Barcelona'ya kiralandı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu. Atletico Madrid istiyor ki futbolcu uçsun, kaçsın, coşsun, maçsın, iskinemani, iskinema olsun diyor. Ancak Fenerbahçe'de istiyor ki aldığım futbolcu kütürü gereği olsun. Ben futbolcudan yararlanayım. Kütürü gereği gibi futbolcum olsun istiyor. Anladınız mı? Şimdi João Félix eğer Fenerbahçe'ye gelecek olsa kiralanır. Ama nasıl kiralanır? Onu da anlatayım. Jorge Mendes. Bakın bu ismi hafızanızda iyi tutun. Jorge Mendes'in futbolcuları. Jorge Mendes aynı zamanda arkadaşlar Jose Mourinho'nun menajeri. Ne diyor burada? Gestifute. Yani bu menajerlik şirketi diyor. Kadrosuna bakıyorsun. Ruben Diaz var. Bernardo Silva var. Darwin Nunez var. Emery var, Neto var, Joao Neves, Mateo Nunes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola diye gidiyor. Diego Jota var. Biraz daha aşağılara inelim biz. Biraz fakir kaldığımız için. Ruben Neves ön libero. João Félix sol kanat. 30 milyon euro değeri var. Mesela Cancelo var. Sağ bek. Barcelona'dan 30 milyon euro
Fabinho ön libero 30 yaşında 25 milyon euro. Conte Chao var sağ kanat 21 yaşında. Hani Marco Asensio var 20 milyon euroya kadar düşmüş sağ kanat. Demek istediğimi anladınız mı? Bu arada bu Renato Sanchez nasıl 6.5'a düşmüş lan? Lan bu çocuk çok iyi bir çocuktu ya. Vay arkadaş. Ama bunun bir sakatlık problemi vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Yani sezonun yarıdan fazlasını sakat geçirme gibi bir özelliği çıkmış. 12 maç 1 gol 262 dakika diyor. Zaten hani zamanın meşhur futbolcusuydu. Ama şimdi değil. Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Isco. Isco ölmedi miydi ya? Cenazesine gittik biz onu. Getson Fernandez de bu arada Mendes'in futbolcusuymuş arkadaşlar. Zaten dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Portekizli ya da yolu Portekiz'den geçen birçok isim bu adamın şeyinde. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar. Bu arada Cristiano Ronaldo da bu adamın şirketinde. Yani bilmem anlatabildim mi? Hocam Ronaldo'nun öylesi kalmış falan. Neyse bu Mendes süper menajer. Fenerbahçe'ye ciddi anlamda destek verebilir. Zaten veriyorsa da bir zahmet yani. Bir zahmet. Ya bu yani 44 maça çıkmış, 10 gol 6 asist yapmış Barcelona'da. Ama Barcelona bu sezon nasıl diyeyim size? Kısır Selona. Hatta Selena bu sezon Barcelona. Vallahi uzun lafın kısası. Şimdi taşları üst üste koyduğumuz zaman yarın seçim başlıyor. Seçime kadar birilerinin bir şey açıklaması lazım. Ama diyecek ki arkadaşım ben şunu yapıyorum. Ama diyecek ki arkadaşım ben bunu yapıyorum. Ama diyecek ki o olacak, ama diyecek ki bu olacak, ama diyecek ki şu olacak. Mesela Ali Koç'un seçimde kazanabilmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? Seçimde kazanabilmesi için Ali Koç'un yıldız transferi açıklaması lazım. Şimdi proje, Aziz Yıldırım'ın projelerine işte stadı büyüteceğim, işte sponsor bulacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kağıt üstünde mantıklı, bir kısım inanıyor, bir kısım inanmıyor. Ali Koç'un projelerine diyor ki işte biz yıldız futbolcular alacağız. Kağıt üstünde mantıklı, bir kısım inanıyor, bir kısım inanmıyor. Niye inanmıyor? Acun Ilıcalı bizim limitimiz yok, istediğimizi alırız derken Ali Koç da harcama limitimiz var, hani dikkat ederek alacağız diyor. Millet diyor ki ha aynı tas aynı hamam. Ya çıkıyor bak yine Ali Koç, devlet diyor bazı takımlara fazla destek veriyor, bazı takımlara az destek veriyor. Devlet diyor, hükümet diyor takımlara destek veremez. Benim korkum bu. Maalesef benim en büyük korkum bu. İyi hocam yalan mı? Ya arkadaşım söylediğin her şey doğru olmalı. Fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Mesela en basitinden Filistin. Filistin zulme uğruyor mu? Uğruyor. İsrailler insanlık dışı bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Hani İsrail'e bugün nükleer bomba düşse Türkiye nüfusunun %95'inin üzülmeyi geçtim, sevineceğini düşünüyorum. %95'inin. Anladınız mı? Ama gel gör ki Filistin lehine yürüyüş yapıp ceza yiyebilirsiniz. Taşkınlık yapabilirsiniz. İnsanlarla tartışabilirsiniz. Hani burada gündem çok farklı. Benim hatırladığım 7-8 ay önce birisi bir bayrak açtı. Birisi de gitti yumruk vurdu. O çocuğu tutukladılar. Sen niye yapıyorsun diye. Aynı bayrağı başkaları açtı. Gözaltına alındılar. Can ciddi değişik bir şey içindeyiz. Anladınız mı demek istediğimi? Bu da böyle. Yani Fenerbahçe'nin seçimi de böyle. Değişik bir olay içindeyiz. Yani ne desek boş. Ama Ali Koç'un çıkıp da hani bu tip konuşmaları ben de şeye sebep oluyor, imajsızlığa. Yorumlara bakıyorum, kimi beni Ali Koççu ilan ediyor, kimi Aziz Yıldırımcı ilan ediyor. Bakın seçim sürecinin en başında ben Aziz Yıldırım'ın seçilmesini isteyen taraftaydım. Aziz Yıldırım seçilsin diyen taraftaydım. Süreç ilerledi. Karşılıklı atışmalar başladı. Hatta iddialaşmalar başladı. Dedim ki arkadaşlar ben tarafsızım. Çünkü Aziz Yıldırım seçilmemek için çırpınıyor. Ya stadı yapacağım, Mourinho'yu getireceğim, 3-5 yıldız transferi yapacağım. Ne bileyim stadın ambiyansını sağlayacağım. Kimseye bedava bilet vermeyeceğim. Sağlık ekibini kuşutlayacağım. Birlik beraberlik olsun diye tribün gruplarını bir araya getireceğim. Öyle değil mi? Kadromu koruyacağım. İyi futbolcuları alacağım. Takviye yapacağım. Yatan futbolcuları göndereceğim. Bitti. Mükemmel açıklamalardı. Bu açıklamalar benim oyumu Aziz Yıldırım'a çeviriyordu. Ama sonra çıktı yok işte
Procu suşici tayfaya alıyor. Adnan Oktarcı FETÖ'cü tayfaya alıyor. Yok şöyle yok böyle. Öte yandan Ali Koç'a bakıyorsun, Nezih Barut gibi, Murat Ülker gibi. Hani isimleri yönetim kadrosuna değil ama yönetimin yanına alıyor. Şimdi yönetim kadrosunu almak ayrı, yanına almak ayrı. Yönetim kadrosunu alır. Adam der ki ben para babasıyım, ben çıkıp ne televizyonda konuşacağım. Ben bir şey söylesem millet benim mallarımı boykot eder. Ben zarar ederim der. Söylemez. Ama yönetimin yanında yer alırsa, arkadaş Murat Ülker, Nezih Barut, bakın biz Felix'i getiriyoruz. Bonservisine de 15 milyon euro diyorlar. Sonraki satıştan da %50'si oranın olacak şekilde. Gelin 15 milyon euroyu siz verin. Alalım bu çocuğu dersin. 15 milyon euroyu verdirirsin. Yönetimde olsa bu kadar etkisi olmaz. Ya da dersin ki arkadaş bak Rabiot 30 milyon euro imza parası istiyor. Yıllık 10 milyon euro istiyor. Biz yıllık 10 milyon euroyu bir şekilde düşürürüz. 6'ya 7'ye düşürürüz. 30 imza parasına 20'ye düşürürüz. Gelin 20'yi verin de Rabiot'u getirmiş olalım dersin. Getirtirirsin. Bak saha dışı katkısı saha içinden daha yüksek. Ndidi'nin 5 milyon euro imza parası var. Verdirirsin. Yani Ndidi'yi aldın. Rabiot'u aldın. Felix'i getirdin. Daha ne istiyorsun? Bir iki tane daha futbolcu getirsin. Uçurursun. Ha şimdi Ali Koç da bunu yapınca mantıklı ama tekrar çıkıp ya hükümet de bazılarına çok destek veriyor. İşte hala otobüsümüzün kurşunlu yanı bulunmadı. Biz stadın ismini geleceksen tekrar Atatürk Stadı yapacağız. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelleyen hangi cümleler varsa tekrar tekrar aynı cümleler. Ben artık şuna da inanıyorum. Ali Koç diyor ki arkadaş bu şeyin devri bitti bazı şeylerin. Bu sene de bizim şampiyonluğumuzu engellerse herhalde millet ayaklanır falan diye düşünüyor. Herhalde kafasında böyle bir düşünce var. Ali Koç'un yanlışları bu. Aziz Yıldırım'ın yanlışları bu. Ben tarafsızım. Kim seçilirse seçesin. Şunu söyleyeyim. Arka arkaya 3 sene Fenerbahçe şampiyon olacak desinler. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? Yani teknik direktörü diyorum. Başkanı kim olursa olsun 3 sene şampiyon olacak dediler. Kim seçilirse seçilsin. Bir taraf 3 sene şampiyon olacak. Avrupa'da başarı yok. Öbür taraf 2 sene şampiyon olacak. Avrupa'dan kupa getirecek. Konferans değil. UEFA kupası ya da Şampiyonlar Ligi. 2 sene şampiyon ama bunu getirecek. O tarafı seçerim bu sefer. Dediler ki tarafın biri 3 sene Süper Lig'de şampiyon olacak, öbürü ilk senesinde Süper Lig'de şampiyon olacak, Şampiyonlar Ligi şampiyon olacak bir de. Hangisini seçersiniz? Değil mi arkadaşlar? Ulan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak 10 tane Süper Lig şampiyonluğuna bedel. Hatta 15 şampiyonluğa bedel. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsa ya normal bir takımın kasasına giren para 80 milyon euro falan. Fenerbahçe'nin kasasına 250 milyon euro para girer. 250 milyon euro para girer. Siz ne diyorsun? Ya millet artık şey yapar. Feneryum'a der ki halı üret, halı. Televizyon üret. Hadi lan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi logolu televizyon üret falan der. Ya klima üretin oğlum, siz ne duruyorsunuz der. Murat Ülker'le anlaşın. Ülker çikolatalı Fenerbahçeli gofret üretin. Feneryum'da satın. Markette 1 liraysa burada 5'e satın. Alacağız ulan der. Anladınız mı? Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah süreç fazla çirkinleşmez. İki başkan adayı da fazla seviyeyi düşürmez. Hayırlısı olur hakkımızda. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımız aynı şekilde devam ediyor. Diğer kanala da saldırı başladı. 4360'a kadar düştü bak, dikkat edin. Ama bugünleri de atlatacağız. Hep birlikte yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bir beğeniyi, bir abone olmayı çok görmeyin. Hocam kanalı bıraktın komple şu... Hayır asla. Kaldığımız yerden non-stop devam ediyoruz. Anladınız mı? Buradan da devam ediyoruz. Oradan da devam ediyoruz. Yani oradan üyelikler olduğu için üyelere bol bol duyum veriyorum. 15 TL veriyorlar. Bol bol duyum veriyorum. 2 Ağustos itibariyle burada da aynı şekilde devam edecek. Size de duyum veriyorum. Videonun içinde bir sürü duyum var. İnşallah toplayabiliyorsunuzdur. Görüşmek üzere.